Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Niyete devam ediyoruz. Nereden çıkmıştık diye. Birinci dersi bazı cümlelerini tekrar edeyim. Dua bir iksiri nuranidir diyor. Bu sefer duayı araştırırken bana dedi ki dua, iksiri çözmeden beni çözemezsin dedi. Sonra iksire girince dedi ki iksir, ben tek değilim, ikiz kardeşim var dedi. O da Maye. Peki sizin ananız kim dedim. Maye senin kardeşinse iksirin, bizim anamız da dedi, niyettir. O zaman niyeti çözmemiz lazım. Niyet, amellerin ruhu ve onun da ruhu ihlas. Şimdi, geçen hafta birinci dersi yapmıştık. Herhalde 3-4 ders sürer. Sonra nasip olursa iksir yapacağız. Mayeyi daha bilmiyorum. Araştırmadım. Gücüm yetmiyor. Kolay değil. Şimdi niyeti ben hulasa şöyle yapayım. Niyet iki tanedir. Merhamet ilahi olsun diye. Lastiğiniz patlarsa istepne lastiği takarsınız diye. Birinci niyet dimağa bakıyor. Bak haritada orayı görün. Birinci niyettir. O kafir... Kafir Müslüman'da herkeste var. İkinci niyet aşağıda. İndirir misin biraz? İkinci niyet kafirde yok. Birinci niyette cüz ihtiyarı var. Kafirde var, hayvanlarda var, Müslümanlarda da var. İrade ise vicdanın anası erbası vardı. Soğan kabuğu gibi en diş kabuğunda irade, içeriye gir, zihin, gir içeriye, his, gir içeriye, latife-i Rabbani. Tekrar ettiriyoruz. Tabi bu derse gelenler seçmelidir. Kolunu sağlayıp gelen pek olmaz. Oluyorsa ilk defa geliyor, sonra ikinci ders. Ya gelir ya gelmez. Çünkü Bakaroğlu falan üstten geçti, aşağıdan geçti falan yorumlar yapıyor. Dolayısıyla bilen insanlar olduğunuz için hulasa ediyorum. Dersimizi daha başlamadık. İkinci niyet bu vicdandan beslenir. Yeri kalptir. Vücudu haricisi yoktur. Vücudu ilmisi var. Dolayısıyla bu ikinci niyet de birinci niyetin değiştirebiliyorsun. Kafirin ikinci niyeti olmadığından, iradesi olmadığından... geçmiş ve gelecekle alakası yoktur. Bunu da söyleyeyim geçeyim dersime. Yani şu, sen Müslüman olarak kefenden, topraktan, hesaptan, cehennemden, ölümden korkuyorsun. Tabii ki. Biz de korkuyoruz. Ama gafil veya kafir korkmuyor. Bunun yoluna düştüm. Nasıl endişe etmez? Nasıl korkmaz? Allah Allah ya. Bizden daha mı Allah'a teslimiyeti var? Ha, baktım ki cüz-i iradeleri var, cüz-i ihtiyarları var, iradeleri yoktur. Şu, cüz-i ihtiyar, bu mu şu mu, o mu bu mu, şunlar mı onlar mı? Mevcutlar arasında tercih özelliği. Mesela kedide de var bu, ekmek mi ciğer mi? Arıda da var yani, taşa mı konayım çiçeğe mi? Bu bir ihtiyardır. Yani mevcut önümüzdekiler arasında. Mesela şu günah mı şu mu? Baklava mı çorba mı? Şimdi cüz-i ihtiyarısı olana ya bu günahı bırak veya bunu bırak bu fedakarlık yap. Sonra sana ahirette Allah cenneti verecek. Cennet gaybde olduğu için, gelecek olduğu için cüz-i ihtiyarısına mahkum olan hayvaniyet mertebesini yaşayanlar da gelecek ve geçmiş madumdur, yoktur. Kabir de gelecek olduğu için gelecek endişeleri yoktur ve hazır küçük bir cüz'i lezzetini ileride
batmanlarca korkunç bir lezzete, cennete tercih edebiliyor. Yani cüz-i ihtiyarileri var arkadaşlar, kısacası. Hayvaniyetleri var. Kafadaki çalışıyor niyet ve ihtiyar orada çalışıyor. İrade kalbi bir sıfattır. Yani kalbe ait olan vicdan. Vicdanın birinci sıfatı irade. Hatamallahu ala kulubihim. Kalpleri hatmedilmiş olanların vicdanları da çalışmaz. Yani vicdan çalışmayınca iradeleri yoktur, zihinleri yoktur, hisleri yoktur. Yani kalbi hisler, dima hisler var. Latife-i Rabbaniyeleri de yoktur. Dolayısıyla iradenin özelliği şuydu. Şu mu bu mu onlar mı? Hazırı tercih eder. Ayrıyeten bu hazır diyor ki Cenab-ı Hak şunu bırak. Ben sana gelecekte cenneti vereceğim. Cennet gayiptadır, hazırda değil. İradeleri olduğundan bunu bırakıp bunu tercih edebiliyor. Yani iradenin üç kanadı var. Geçmiş, hal, şimdiki zaman. Ondan Müslümanlar irade ve vicdanları olduğundan ahiretten endişe ederler. Kafirlerin hazır zamana muptela olduklarından, geçmiş ve geleceğe madum olduğundan gelecekle alakalı olan ahiret endişeleri olmaz. Tamam. Ondandır. Ya ne yaparsan yap yani. Mesela babası vefat etmiş. Öteki odaya koymuşlar. Kefene daha sarılmamış, battaniye. Almanya'da. Yarın yıkanacak. Yani yıkanacakmış, yıkanmayacakmış. Yani yıkansa da sabaha kadar okunsa, yıkanmayınca yanında okunmuyor ya. Uzaktan okursun da yanında odada okuyamaz. Böyle bir endişeleri yok. İçeride babası battaniye sarılı. Ben rastladım. Girdim de içeriye. Ayakkabıyı çıkarken içeride yok canım ya. O da gol sayılmazdı yani. Hadi canım öyle yaptım. Maç konuşuyor oğlu. Ya, niçin böyle yapıyor? Garip değil mi? Hayır. Hatamallahu ala kulubihim. Yani hatmedilmiş. İradesi yok. İhtiyarı var. Onun için geçmişle gelecekle alakası yoktur. Tamam. Şimdi iki tane niyet var dedik. Arkadaşlar bunlar sermaye. Senden bahsediyor. Gaybden bahsetmiyor. İlim değil bu. Şuhuttur. Senden. Sensin. İsterseniz buna başlamadan önce bilgisayarı verir misin? Arkadaşlar insan bedensel itibariyle kainatın sonundadır. Bedensel hep diyoruz. Ama hakikat itibariyle kainatın başındadır. Yani çekirdek ağaçtan öncedir. Meyve ağaçtan sonradır. Meyve itibariyle biz insanız. Beşeriyet itibariyle ağacın sonundayız. Bu meyvede bir çekirdek var. Tohum yok. Bu çekirdek kökteki tohumun aynısı. Ne aynısı ne gayrısı. O noktadan son ama o noktadan ağacın başındadır. Sen busun. Ne demek istiyor bu ağacın başı? Yani Allah hiçbir şeyi yaratmadan önce sen vardın. Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Ağaç, Kürs, 18 bin alem senin hakikatinden dışa vurulmuş. Herkesten, her şeyden öncesin. Bil kıymetini. Böyle bir ifade olamaz yani. Şualar 218. Hakikat insaniye var ya, insanın hakikati. Hakikati cihetiyle insan kainatın çekirdeği aslisidir. Şimdi iki tane röntgenle bahsedeceğim, nurete gireceğiz. Şimdi bir tanesi şu, şunu da kastettim. Erdeste gösteriyor ta ki zihnimize şu olsun. Burası vacibül vücut alemi dedik. Bunun hakkında hiçbir zaman malumatımız olmayacak. Ezeli ve ebedi. Allah konuştuğumuz Allah var ya hani böyle ilim konuşuyoruz. Allah şöyle de. Buradan konuşuyoruz. Esma'dan konuşuyoruz. Fazla gitsek şuraya gideriz. Subut-i sıfat ilim. Bundan sonrasını asla bilmiyoruz. Bunun alameti bizde var. Bu var ya mahiyet hakkında. Mümkün değil o. Ancak Allah'ı Allah biliyor. O bilmiyoruz. Konuştuklarımız, konuşacağımız Kur'an dibine kadar gitsek sıfattır. Kur'an sıfattır. Yani dışa vuruştur. İlimdir yani. İlim subuti sıfat. Allah mahiyetinde ilim yok.
Yani sıfat şu, arabanın boyası, arabanın kaportası, arabanın özellikleri. Ama arabanın bir kendi sacının kalınlığı, motorun yapısı, bu asıldır, mevsuf. Yani asıldır. Diğer özellikler sıfattır. Mesela benim sesim, benim ilmim, benim özelliklerim sıfatımdır. Aslım ruhumdur. Allah mahiyeti zatisinde ilim yok. Kudret yok, sem yok. Bilmiyoruz, burayı bilmeyeceğiz. Öyle bir şey yok. Haber verilmiş o kadar. Şunat-ı zatiye, şimdi ben aşağı ineceğim de. Bu Allah'lık hakikati esma biliyorsunuz. Tamam. Şurası. Şuradan bu Nur-u Muhammed'i, bu çekirdekten bahsettiğim şuydu. Bu. Nur-u Muhammed'i buradaydın sen. Ezeli ve ebedi olarak Allah'ın ilminden buraya çıktık. Burada Adem Aleyhisselam'la sen, cehennemle cennet, Cebrail ile Mikail aynı. Yani ağacın ilk yaprağı ile son yaprağı çekirdekte olduğu gibi. Hemen geçiyorum. Buradan ruh takılmış. Buradan akıl takılmış. Buradan his vesaire. Böyle geçiyorsun. Ben hemen çabuk geçiyorum. Çünkü anlatacağım konu. Buradan beşeriye takıldı. Şimdi burada oturuyorsun. Aha, bu sensin. Bu kainatın röntgeni. Senin değil. Şimdi seni konuşayım. Bildiğiniz için ama tekrar, çünkü konuşacağımız mevzu. Bilgisayar bile açamıyor. Bu adeta anahtar külçesi. 11. sözde var ya, anahtar külçesi. Ha, böyle bir anahtar. Anahtarlık var ya, külçe deniliyor. Yuvarlak bir şey. Ondan sonra takılıyor ya şeyle. Bu da sanki ona benziyor. Bu ben olan ben. Sen busun. Bu hakiki ben derken bunu kastediyorsun. Bundan sonra ruh takıldı sana. Ondan sonra kalbin iki tane ayağı var. Bir ayağı dima, bir ayağı vicdan. İradeyi görüyor musunuz? Vicdanı bozulduğu için adamın o dört tanesi, bir şurası bozuldu. Yani ben sayıyorum tabii ki bir anda o sözümü takip etmek, tefekkür etmek zihindir, iradedir. Yakalayamayacağınızı, zor olacağını biliyorum. Ama böyle gösterince bunu yakalamaman mümkün değil. Bak, vicdanı görüyor musunuz Yaşar abi? Bak, dört tane var. Sarı irade abim. Zihin, his, latife-i Rabbaniye. Yani bu irade, vicdan hatmedilirse bu dört tane özellik gitti. Bundan bu buralar yok artık, şuralar. Şu yok. Şimdi adamın, kafirin bu sistemi çalışıyor. Tek ayak, tek kanat. Dimağda şu var ya, şu iltizam, bu birinci niyet burada. Yani bunu mu, onu mu? Bu kızı mı, bu kızı mı? Bu parayı mı, bu parayı mı? Bu arabayı mı, bu arabayı mı? Bu arsayı mı, bu arsayı mı? Bu mu, şu mu? Bu, yani ulvi bir şey yok. Hazırı tercih etme özelliği var. Kusura bakmayın, dönmüşüm size ama döneceğim inşallah. Görüyorsunuz değil mi? Oraya bakın. Böyle bir ders var ya, böyle bir ders. Bu dersi işlerken en az 20-30 tane ders malzemesi kullanılıyor. Yani coğrafya anlatılırken, fizik anlatılırken ilkokulu da kullanıyorsunuz. Okuma yazma, 2-2 ne yapar? 4. Yani bunları ilkokulda öğrendik. Ne yapıyoruz? Kimyada onu kullanıyoruz değil mi? Hiç kullanılmıyor. Yani önceki ilimler, sonradaki ilimler anlatılırken kullanıyor ama haberimiz yok. Şu anlatılan derste en az 20-30 tane dersi hulasası. Bak Diman, şu sensin işte. Bunu bildiğin zaman bak ne işe yarıyor. Kafayı yönetmeyi, yani sıkıntıymış, kendimi kötü hissediyorum. Onlar hep ders yapmışız. Şurada hangisinden kaynaklanıyor bilirsin. Ne yapacaksın? Alternatifi bu. Veya gideceksin, hastaneye mahkum olacaksın. Devamlı ilaç içeceksin. Uyu uyu yat uyuyacaksın. Başka çaresi yok. Çünkü ilaç veren ilaca muhtaç. O da bilmiyor bunu. Bu benim fikrim değil ki. Dimağda 7 meratip var. Aslında imamım Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur'un, benim değil ki. Dimağda 7 meratip var. Şu anda tıptaki temel bilgi kafa, korteks, akıl var. Bu anlatılanlar hepsi detay. Oysa akıl, ustad, üçüncü bir ayrı bir 7 kategoriden bir kategoridir diyor. Ve benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, felsefe ve tıp, ben olan beni aklı diyor. Akıldan ileri gittiği yok. Bene akıl diyor. Oysa biz
Akla bir cihaz insani diyoruz. Farkı görüyor musun? Yani gözlü adam ben diyor. O zaman tedavi yöntemi de değişir. Muamele de değişir. Tespit de değişir. Değişir arkadaş, her şey değişir. Yani akıl bir gözlüğe ben diyorsun. Oysa ben diyorum ki şu gözlük de bakılandır. Bakan değildir. Akla us diyor. Oysa biz akıl bir cihaz insanidir. Enerji meğer bozulursa arka tarafı da var. Daha yüksek makam var. Onu düzeltirsin. Arkadaşlar bunu gördük. Bak şuradan şu beşeriyetimiz. Nefsemare vesair. Şimdi bu senin röntgenin. Hastaneye gittin. Çektiler. Sende bunlar var. Şaşırıyorsun değil mi bunlar? 18 bin alemin ana kargas taktakları. Biraz önce şeceri hilkatin röntgeniydi. Bu sensin. Ahirette bunları isteme hakkına sahip olacaksın. Diyeceksin ki ya Rabbi, orada delinin birisi bir şey anlatıyordu böyle acayip acayip. Cennet bile senden yaratılmış. Biz cennetten daha üstündük. Nasıl yani daha üstündük? Aha cennet burada. Görüyor musunuz? Sen neredesin biliyor musun? Buraya giden buraya mahkum olacak. Ama bu dersten sonra vefat eden diyecek ki ya Rabbi orada arş varmış. Lef-i mahfuz varmış. Arş azam var, kabu kavsem var. Ya Rabbi oralar nasıl bir yer ya? İsteyene verilecektir diyor İsa Aleyhisselam'ın ayetinde. İstemeyi yapasın diye gösteriyor. Peki burada sana niye veriliyor? Sana ahirette verilecek. Niye? Verilene verilecektir. Şu anda sana veriliyor mu? İyi niyetli, art niyetli değilsin burada. Hainlik için gelmemişsin. Veriliyor şu anda o kalp. Verilene verilecektir. Peki niye sana burada verildi? İsteyene veriliyor. Hadi bakalım niyete geçiyoruz. Konumuz şimdi niyeti burada göstermek için açmıştım. Ama buraları bilmeyen kişi cennete gittiğinde de cennette bunların bilgisi olacak değil mi? Haberi yok. Var. Cennette o ne biliyor? Cennet turu biliyor. Bir anda her yerde nihayetsiz. Yani ne istiyorsa onlar verecek. Bir de rüyatullah. Ama bir kişi bilmiyor ki. Yani orada bilenle bilmeyen eşit olur mu? Cennette ne vaat edilmişse cennet verilecektir. Allah Resulü cenneti girdi, cehennemi gördü. Ondan sonra geçmedi mi Miraç'ta? Geçti. Hocam Miraç'ta kalıp senin makamına kadar geldi. Yani var olduğu yerden mi? Var olduğu yere kadar gitti. Yani evet şu. Şuraya kadar geldi ha. Bak izah ediyor. İmkan vücut ortasına girdi. Muntehay seyri sülük. Yani artık seyri sülük bitti. Kendisi buradan yaratılmış. Kendi bu çekirdeğin yuvarlağın adı Muhammed. Nuru Muhammed'i. İnsan adı değil. Ama insan bunu taşıdığı hakikatını, mahiyeti burada. Hakikati bizde olunca, bu Muhammed'in hakikati bizde olunca Muhammed'i denilir. Dolayısıyla onun beşeriyeti de Ahmet'i de bundan yaratıldı. Buraya geldi o. Buraya geldikten sonra artık iman yoktur. İman gaybadır. Buraya kadar her şey gaybidir. Bundan sonra iman yoktur. Yok ki gayb. Abi ruh nerede takılmıştır ruh? Şurada arş azamda. Bak ceveri ruh. Görüyorsun her şey izah edilmiş burada. Yani Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buraya çıktığı zaman ruhu mu çıkmış oluyor yani? Cismani. Bu derste onu dedin mi, ruhuyla mı çıktı, cesediyle mi çıktı? Sorarsan ben bunu kapatıyorum ve geçiyorum. Tamam. Artık o şeyim, gafurum. Raşi. Hadi bakalım. Neredeydi o? Kardeş, hem cesediyle çıktı. Biliyorum. Biliyorum abi, onu biliyorum. Yani demek ki ruhunla cesedin ayrılmayacağına göre, evet. Demek ki en son çıkacağımız nokta orası bizim de, evet. Yani bilip istersek. Ama sana bir müjde vereyim, şunu söylemek istiyorsun da, Kadir İlahi diyor ki geri dön, o adama adam gibi cevap ver, böyle şeylik yapma. Peki, ustad şöyle diyor kardeş, kusura bakma. Cismiyle buraya kadar gelmiş.
Arşa kadar aldı diyor Risale-i Nur'da. Arş azama kadar aldı demiyor. Özür dilerim. Sidret-i Muntaha'ya kadar, arşa kadar cesedini aldı. Bak burası arş. Bak yukarısı arş-ı azam. Asla buraya kadar cismaniyet cismiyle gitmedi. Buraya kadar cismaniyetiyle gitti diyor. İşte ruhuna eşlik eden aklı gözünü buraya kadar aldı. Buraya kadar aldı işte. Oraya girersek kopacağım yani. Ne ondan sonra ne oldu? Bir ders yaparken baktım ki sistem bozuldu. Sistem bozulmaması için biz en iyisi çıkalım oradan. Tamam. Şimdi neredeydik? Ha. 25 mi? 25'i şöyle yapayım. Şimdi birinci niyetin ifrat tefritini anlatayım. Birinci niyet dimağdaydı. Herkeste var. Tefriti safsatalarla meşgul olur. Tahayyülden beslenir. Bedensel hayatı esas alır. Birinci niyetin tefriti. Tefrit biliyorsunuz değil mi? Artık onu demeye gerek yok. Vasat hikmetle, hikmet üzerine olur. Hakka hak bilir, hakka yapışır. Batılı batıl bilerek, batıldan uzaklaşan bir niyet üzerine gider. İltizama bakar, cüz-i ihtiyari aktif ediyor bu niyet. İfrat ise çok önemlidir. Erva habiselerin vehimleri, bunu 24. sözün ikinci dalının katresini anlatırken, diyor ki yeysin zulümatından, erva habisin yok, yeysin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin dehşetinden ve vahşetinden bahsediyor. Erva habise korkunç bir şeydir. Dabetul arzda anlatıyor erva habise, tırnağınızda acele etmemize gerek yok. Nereye koşturacağız? Tırnağınızdan de erva habisin dabetul arz, tırnağınızdan dişinize ve kemiğinize kadar yerleşir. Neyle kurtulur? İmanın bereketiyle, kamil bir iman, sefahattan tecellüpleriyle ve israftan kaçınmalarıyla. Ben Müslümanım, ben nurcuyum demeyle hem sefahat hem israf yapanın asla dâbetul arzdan kurtuluşu yoktur. Dâbetul arzın bir nevi buhran ve bunalım, depresyon, panik atar, sinirsel hastalıklardır. Bir nevi. 7 tane nevi var onun. Risale-i Nur bunu çözdü. Size kısaca bir formül söyleyeyim. Ey buhran geçiren, bunalım geçiren, kendimi kötü hissetmiyorum, iyi değilim, garip garip şeyler geliyor bana falan veya şüpheleniyorum, cin mi var falan, ne çapmıyor. Ben size bir formül söylüyorum. Allah için söylüyorum. Vallahi böyle inanıyorum, böyledir benim alemimde. 744-746 şualardan. Sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay-ı Musa. Bol bol evinde sesli Asay-ı Musa oku. Risale oku. Vallahi bir şey kalmaz. Billahi kalmaz. O zaman ben hiçbir şey bilmiyorum. Lan adamların ciğerini biliyorum ya. Konuşturmayın beni. Adamların ciğerini biliyorum. Seni korkutanların ciğerini biliyorum. Zihniyetlerini biliyorum. Psikolojileriyle meşgul oldum. Adamların, ha, insanların değil. Neyle şifreleri alt üst olduğunu biliyorum. Kırmızı dalga boyunu kullandıklarını biliyor. Boşuna kırmızı renk kullanılmadı. Risale-i Nur'da. Kırmızı dalga boyunu kullanıyorlar. Garip bir kitaptır. Evet. Allah Allah. Niyetin ifrat notundaydık. Erva habiselerin vehimleri. Yani size anlatırken kafam geçiyor biliyor musunuz? Yani bir ilim anlatmıyorum size. Benim için şuhuttur inanın. Şuhut. Allah gösterdi, bunları da verdi. Veren Allah'tır. Eğer sahiplenirsen Allah hak ile yeksan eyler. Kahretsin yani az sahiplenirsen. Hiç Allah verdi. Risale-i Nur'da bunlar var. Şimdi ifratı tasavvurdan beslenir. Ben merkezlidir. Ben var ya, ben başlar ben konuşmaya, enaniyet, budalası. O 11 tane sıfat var ya, Yusuf'u kuyuya atanlar. O. Tamam.
Şimdi bu birinci niyet. Açayım kafayı burada. Şimdi ikinci niyet burada. Kafir de yok, sende var. Senin niyetine bakalım şimdi. Şimdi bu arabanın lastiği. Patlarsa istepte takacaksın şimdi. Kafirde istepte lastik yok. Patladı patladı. İşi yok daha. İkinci niyet. Yani şu, niyet ediyorsun, sonra değiştirmiyor musunuz? Bununla değiştiriyorsun. Kafir başka şansı yok. İkinci niyet. İksir ve maye. Yani mayesi var. Tefriti, nefse mareye tabi olması. Müslüman. İhlasa tabi olması vasat. İradeyi aktif ediyor bu. İfratı ise çok önemli. Lüme-i şeytaniyenin vesveseleri. Bunu anlattıktan sonra iki tane niyet var dedik, değil mi? İkinci niyetin yeri vicdan değil, kalp. Vücud ilmisi yok. Vücud ilmisi var, vücud haricisi yok. Yani vücud ilmisi çekirdekteki programdır. Ağaç gibi harici vücudu yok. İlmi bir programdır. Niye? Nimet ilahiye bak. Eğer vücud harici olsaydı verdiğin karar değiştiremezdin. Kalıp olurdu. Ama ikide bir değişebilmesi için vücud haricisi olmamalı, vücud ilmisi olmalı ki değiştirebilesin. Yok, geri alıyorum. Mahkemeye verdim, geri alıyorum, feyi yapıyorum. Evet, şimdi sayfa 26'dan devam ediyoruz. Orada kalmıştık. Bu kaç etti? Yanlış açtık. Evet, şimdi buraya kadar okumuştuk birinci derste. Şimdi bundan sonra al abicim. Niyetle eşyaların vücud ilimlerine giriyoruz. Kelamın içine girdiğimiz gibi. Yani mesela çalıştınız öyle. Ter, pirinç. Çocuğunuza yediriniz, evladınıza. Hayli yetişiyor. Aynı pirinci çaldınız. Çocuk hayasız yetişiyor. Sebebi onun genetiğini değiştiriyorsunuz. Onun yerini söyleyeyim size. Nasıl değiştiriyorsunuz? Yani pirincin için nasıl değişir? Aynı pirinç zannediyoruz. İlk önce bildiğimiz yerden misal vereyim. Sonra fizikten vereceğim. Taştır hep bildiğimiz şey, örnek. Ecdadın yaptığı cami ile Cumhuriyet döneminde yapılan cami, ikisi de taştır ama oradaki ruhaniyet ayrıdır. Burası da taştır ama yatak odana benzemez, evine de benzemez buradaki hava değil. Ondan sonra kelam duyarsınız iki kişiden. Birisi onu yaşıyorsa, yaşayan insanın ağzından çıkıyorsa içinde o var. Bazı kelamlar tesir etmiyor çünkü adam içinde yok. Tamam. Şimdi ben fizikten veriyorum. Hazır mıyız? Hepiniz mektep okumuşsunuz. Atomun merkezini düşünün. Merkezinde ne var? Atomun proton var. Çekirdek proton var, tamam. Onun en yakınında gezenin adı nedir? Elektron. Arası boşluk. Bunu boşluğu mesafeyi anlatmak için bilim adamının söylediğini söyleyeceğim. Bu protonun büyüklüğünü misket kadar yapsak, çocukken oynadığımız misket var ya, misket kadar büyütsek ve Londra'ya koysak diyor. Ona en yakın geçen, ona en yakın olan elektron halkası İstanbul'dan geçermiş. İstanbul ile Londra arası boşluk. Atomun içerisi böyle boş. Boş dünya. Yani atomla yapılmış şu dünya ne kadar boş olduğunu anlayın. Yani manası değil yani. Hakikaten boş dünya. Bir tanesi dedi ki protonla elektron arasındaki bu kadar boşluk İstanbul-Londra arasında ve bu atomdan hücreler yapılıyor vesaire, cisimler yapılıyor. Bu kadar boşluk var. Ne dedi biliyor musun bir tanesi? Hocam dedi, niye biz o zaman içinden aşağı düşmüyoruz? Niçin düşmüyoruz? Niçin düşmüyoruz? Ha? Biz de öyleyiz. Biz de boşuz. Biz de aynı atomuz. Boş bir dünyanın üzerine neyi kuruyorsun? Sen atomlarda meydana değil misin? O kadar boşsun ki eğer atomun protonunu Londra'ya koysan, ona en yakın geçen elektron İstanbul'dan ve ikisi arasındaki mesafe kadar boşluk var, tamam mı? O boşluğun fiziğin nazarında boş. Orası niyetlerimiz doldurmuş. Pirincin atomunu düşünün. Bak şimdi İsmail,
İki İsmail arka arkaya. İkisi de münih. Hakikaten münih. Bak arkaya bakıyor. Bak şimdi arkadaşlar. Pirincin atomunu düşünün. Pirinç. Pirincin atomu. Proton, elektron arasında boşluk yok mu? Fizik diyor ki boşluk var. Onu göremiyor o boşluğu. Oysa o boşluk pirinci tutan, pirinci alan, pirincin üzerine yüklenen bizim latifeler var. Temas ettiğimiz her şeyde değişiyor. Bunu fizik şöyle diyor. Erdinç burada mıdır? Eşya sen bakmadan önce senin baktıktan sonraki gibi değil. Ya çok tuhaf ama garibinize gidecek ha. O kuantum fiziği. Ben 1973 veya 74 ilkokul 4 veya 5 sınıfındayken yani kusuruma bakmayın yani böyle diyeceksin ki uçuk muydu? Bilmiyorum ama. Şimdi böyle bizim köyler şöyleydi. Köyde okuyordum ilkokulu. Şöyle bir vardı. Bir de böyle karşıki köy. Şöyle durdu baktım hiç unutmuyorum. Baktığım zaman şöyle diyordum. Acaba ben gördüğüm gibi mi ben bakmadan. Mesela ben bakmazken acaba o köy öyle mi? Şüpheleniyordum. Ben bakmadan da öyle midir? Şöyle bazen çocuk kafası ya. Kenardan kaçamak bakıyordum. Allah Allah gene öyle. Hani bak şimdi fizik diyor ki hakikaten buna gelmiş. İlhamen olmuş demek ki. Yani yarık şeyi var fizik şey kuantum teorisi. Yarık teorisi miydi? Çift yarık teorisi. Yani deneyi var şeyde. Attığınız zaman mesela biliyorsunuz onu. Yani biz eşyaya baktığımız zaman eşya değişmesinin sebebi proton ve elektron arasındaki ara boşluğu ama fiziğin ne göre ara boşluk? O ara boşluğu bizim ona sirayetimizdir. Niyetimiz oraya giriyor ve pirinci oradan değiştiriyor. Pirinci oradan değiştiriyoruz biz. Çalınmış pirinç. Anlıyor musunuz? Ya çok belki ileriki tarihte çıkmaz ama yakında bu tespit edilecek ve çıkacak. Tekerleme gidecek bu tespit edilecek ya. Oraya insan mesela taş, Osmanlı'nın yaptığı taş, cami taşı, Cumhuriyet dönemindeki taş. Niye oradaki ruhani Osmanlı kokuyor buram buram? Çünkü Osmanlı var. Niye Allah Resulü'nün hırkasında Vesel Karnı'na gelen ki İstanbul'da şimdi? Resulullah'ın o şeyi var maneviyatı veya sakalında. Hırkasında. Hani sakal kendi uzantısı. Hırkasında. Hırkayı meydana getiren atomun içerisinde, atomun proton ve elektron arasında Resulullah'ın haletleri var. Ama bizzat kendisi olmadığı gibi rüyada gördüğün Resulullah gibidir. Bizzat kendisi gördüğün gibi değildir. Osmanlı taşında Osmanlı'nın sıfatı var, dalgaları var. Osmanlı değil. Belki bu derste bunu anlasak yeter. Var mı sormak istediğiniz burada? Pirincin neresini değiştiriyoruz gördün mü? Bizden çıkan sirayet. Han Üstad diyor ki bendeki sıkıntı diyor sizi sirayet etmiş olmalı ki diyor o sıkıntı sizde oldu diyor. Hatırladınız mı? Nasıl bir rüya karşıyı değiştirebiliyorsa bazıları çoğu tabii bazı insanlar büyük zatlar rüyalarınıza girer sizin. Rüyalarınıza girer ve şuurludur. Sizi değiştirir. Bazı insanlar da iyi insandır, makbul insandır ama rüyalarına gider dolaşır ama kendi haberi olmaz. Ruhaniyatı yapıyor bunu. Rüyalarla değiştiriyorlar sizi, bizi. Nasıl bir rüya karşıyı değiştirebiliyorsa etkilenmiyor muyuz? Eğer rüya tesiri yoksa sola tükürün diyor şeytanı görürsünüz ve puh 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 seni lanet olasın diye. Niye? Oradan yanaşmış. Tiyatro yaptırmıyor. Aynı realitedir. Bizim gözümüz o esiri görmediğinden, o enerji vücudu şeytanı görmediğinden öyle şey yapıyoruz. Oysa o var. Şimdi bak diyor ki, nasıl bir rüya karşıyı değiştirebiliyorsa, niyetlerimiz de bunun gibi. Nasıl değiştiriyorsun? Veya niyetler yaşayan nasıl değiştiriyor? Ona bir başka bir örnek, çok güzel bir örnek. Güneş gibi karşıyı etkileyip değiştiriyor. Güneş değiştirmiyor. Ağacı büyütmüyor. Ağaca neresine giriyor?
Ağacı yaktığımız zaman odunu yakınca ne renk çıkıyor? Güneş çıkıyor. Küçük güneş o. Abi neredeydi odunun? Güneş odunun neresindeyse senin niyetin de pirincin orasında. Abi gördüğümüz rüyalar o boşluğa mı gidiyor? Evet. Oradan etkiliyor. Ondan ki saatlerce, günlerce etkileniyorsun. Kişinin derecesine göre değişiktir. Yani mesela Resulullah'ı görürseniz bizzat odur. Yüzünü görürseniz ama. Sesini duyduğum yandan gördüm yok. Bizzat yüzü olursa şeytan giremez. Benim kanaatim Resulullah'tan başka hiç kimse simasına giremez. Böyle biliyordum ve böyle. Fakat sonra bazı imamların kavillerini gördüm ki ulema-i ümmeti, kenbiye-i beni İsrail, asr-ı müceditlerine ve o peygamberin varislerinin de simasına giremediklerini kitaplarında okudum. Şimdi güneş ağacı nasıl sirayet ediyor? Değiştiriyor. Niyetimiz de böyle değiştiriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin çok kuvvetli olduğundan yapısı bir bedeviye bir sirayet ediyor, bir anda çekirdek ağaç oluyor. Onun için bir bedevi bir kademde bir sohbette gidip muallim oluyor. Çünkü vericisi çok kuvvetli Resulullah'ın. Benim o kadar değil yani. Senin de o kadar değil. Yani etkilediğimiz kadar. Mesela bir derse geliyor. Burada aldığı kadar veya tesiri kadar veya benim veya bu ortamın veya onu da nasibine kadarsa etkileniyor. Diyor ki ona vallahi ya öyle bir derse gittim ki sanki 10 sene malumat aldım diye yapabilir. Demek ki o sirayet oluyor. Bir bedeviyi kısa bir zamanda muallim seviyesine çıkarıyorlar. Okumak istediğim yere geldim. İyi dinleyin burayı. Ustadımız da bendeki sıkıntının size inikası ve sirayet etmesi mümkündür diyor. Ustadımız da bendeki sıkıntının size inikası ve sirayeti. Mesela ben sıkılıyorum. Benim ruhuma ne kadar yakın insan var böyle ruhum gibi hissediyor beni. Bendeki sıkıntı ona sirayet eder. Bendeki ulviyet ona sirayet eder. Bendeki haz onlara sirayet eder. Çok önemli. Onun için durup dururken Allah Allah ya niye sıkıldım? Sebep arıyorsun. Sebep arama kardeşim. Sinyal aldım. Cep telefonuna abi ben bir şey yapmadım ki. Cep telefonunu AZ açık mı? Baz istasyonuna bağlı mı kardeşim? Kardeşim SMS alacaksın. SMS yani yazı gelir, resim gelir. Haberin olmaz. Davetiye değil. Sen telefona bağlandın mı kardeşim? Ya telefon şebekesi ya bir dostun sana SMS gönderecek, bir mesaj gönderecek. Ha sana mesaj gönderdiler, çaktılar. Veya bir huzur başlar böyle. Hele hele böyle niye sevdiğin kişiye rabıta edersen böyle tak diye sirayet ediyor. Akmalar o kadar hızlı oluyor ki şak 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 şak. Veri tabanı çok güçlü oluyor. Ben mesela bir tanesini söyleyeyim. Rabıta yapıyorum. Rabıtam. Böyle bunaldığım zaman, sıkıldığım zaman havalimanlarında veya yorgun, sabah ders yaptım, öğlen yaptım, akşam gidiyorum, uçakta gideceğim, akşam yetişiyorum. Hakikaten bittim yani. Enerji, biz de insanız da, yani nasıl dolduracağım? Havalimanında böyle. En çok alakamı çeken de diyelim ki, misal bir tanesini diyeyim. Sözler. Sözlerin kapağını veya Miraç Risalesi'nin şu bak şu sol taraftaki Miraç'ın hakikati. Bir odaklanıyorum. Gözüm orada açık. Havalimanında koltukta oturuyorum. Tiyatro yapmıyorum size. Siz de böyle şey yapın. Böyle odaklan odaklan o kelime odaklan bak bak şurada. Odaklan. Seni öyle bir motive ediyor ki. Boşuna Allah hayali vermemiş. Ayşe Fatma'yı dolar Hasan Hüseyin'i hayal et diye vermemiş yani. Çok harika. Kullanın. Çocuğunu, senin çocuğunu yap. Sıkıldın. Hanımını yap. Param değil arkadaş. Fasık olmaz. Zaten kendisini görüyorsun. Veya bir dağları yap. Tamam. Veya Kastamonu 123'ü yap. Öf. Dünya bir burhan geçiriyor. Tamam mı? O 123. Son paragrafın üstüne. Tamam mı? Böyle. Kimler rahat? Kimler daha mutlu? Bunların içinde en rahat falan. Ehl-i iman. Ehl-i iman içinde Risale-i Nur derler. Şualara geç böyle. Ehl-i iman. Yani rabıta yap. Kısacası. Tamam. Öyle sirayet ediyor. Hayal değil. Aynen akıyor. Bağdır. Bağ bu.
neyi düşünüyorsanız olsunuz. Peki, şecere-i hilkatin yani büyük insanın niyeti daire-i ilimde. O zaman insan diğer mahlukattan ayıran en büyük alametlerinden biri olan niyet ise bizi köpekten ve diğer hayvanlardan, mahlukattan ve ayıran en büyük özellik niyettir. İnsanı diğer mahlukattan ayıran mesela niyetlerimizdir. Meleklerden bizi ayıran. Niyetinde, büyük kainat büyük insansa onun birinci niyeti daire hayattır. İkinci niyeti ise daire ilimdir. Şimdi açmayayım orayı ama görmüşsünüzdür. Kabul ediyorum ya. Çünkü harita yaptım ya. Sen göster istersen. Şecere-i hilkati aç. Şecere-i hilkat. Var ha. Aç onu. Daire ilmi. Ha. Bir dakika ha. O cennet. Aşağı in. Tamam işte orası. Aç biraz büyüt. Büyüt ha. İn aşağı. İn aşağı. Bak niyeti göreceksin. Var mı orada? Dur. Gör. Ha bak ikinci niyet. Gördün mü? Ha. Bu Müslüman'da var. Bu şeceri kainat, şeceri hilkat insan kabul edilirse onun niyeti burası. Öteki niyeti birinci niyet aşağı in. O şekilde aşağı in. Daire hayatta bir dakika. Birinci niyet olması lazım bir yerde. Bak kanat. Arkadaşlar birinci niyet, ikinci niyet. Lazcası bu. Türkçesi sende. Birinci niyet ikinci. 1-2-1-2-1-2-1-2 25. kare tamam gitti. Dağıtamazsınız kafanızı. Seviyorum sizi ya. Hakikaten seviyorum. Ta ki mutlaka anlasınlar diye gayret etmeye çalışıyor. Peki. Dedik ki bu niyet nasıl eşyayı değiştirir? Güneş odunu nasıl değiştiriyorsa, su kumaşa nasıl giriyorsa dedik. Biraz da ileri girersek rabıta ile nasıl akıyorsa, büyük zatlar rüyamıza nasıl giriyorsa, yani veya en bariz şu adama bak ya, gözü engerek ilanı gibi sokuyor veya lan şu adama bak ya, Allah Allah ne nurani ya, insan ne kadar rahatlatıyor falan, hem böyle çakıyor işte bu sirayet. Arkasında niyet var. Bak çok harika bir yer. Ha yok bitireyim onu da ondan sonra harika geçeyim. Niyetin de makamı daire ilimdeyse bab-ı insaniyet daire ilimde. Bab-ı insaniyet orası. O daire ilimde. Hani 11. hakikat her 11. hakikatta var ya bab-ı insaniyet ismi hakkın cilmesidir ki bab-ı insaniyet yani insanlık kapısı. Oradan insan girecek. İnsanlık alemi var. Bab-ı insaniyet. Yani bunun bir kapısı var. Oradan sen gireceksin. Ya ne harika şeyler var ya. Hep buradayız ha. Buradayız. Şu cesetle kendini sakın tanımlamayasın. Eğer ben cesetle beraberim diye varsa çıksın. Öyle bir şey olmaz. Ben insanlığım, her şeyim cesetti. Böyle diyen deli olur. Ruh. Bu arkadaşlar, bu baba insan, bu 18 bin alem. Ne acayip ya. Hepsi sende dürülmüştür diyor ya işaret-i cazda Hazreti Ali. Bütün alem sende dürülmüştür. Sen kendini ne zannediyorsun? Geldi çöplükte harcaya anlattı. Olur mu ya? Demez ki yani. Ona bir şey yaptı desin yani. Hani cehenneme gidilir de ama değmesi lazım da. Ne yaptın da değecek diye desin. Dünyada ne var ki yani? Beni bilmedik günah mı var? Ne var ki? Bildiğimiz günah. O da değmez ya. Cehenneme girmeye değmiyor. Her bayram değiyor mu? Değmiyor tabii ya. Aa, bugün iki kişi tanıdığım öldü. Şey gömüldü bugün ikindi de. Bir tanesi köylü. Değmiyor. Derse davet etmiştik. Birkaç defa geldi. O da ona kar. Hepeyi kurtarır onu. Çünkü Allah soracak hadisinde geçiyor. Sen bir alime tabi oldun yok. Peki benim sevdiğim bir alimi sevdin mi? O da yok. O benim sevdiğim alimin bir ismini söyle. O da yoksa git aşağıya. Yani Allah'ın sevdiğini bile sevmek
Allah seni sevmene vesile olacak. Allah'ın sevdiğini sevmek bile Allah'ın seni sevmesine vesile olacak vallahi. Evet, şimdi harika bir yeri okuyacağım inşallah. Orası mıydı? Zaten kafa karıştı. Güneş dünyamıza, dünyamızın dışında olduğu halde dünyaya tesir edip şekillendirdiği gibi niyetimiz de geleceği böyle etkileyip değiştiriyor. Geleceğin en güzel delili çekirdek değil midir? Gelecek baharın delili için ustad neyi kullanıyor? Gelecek baharın en güzel delili tohumlarıdır. Öyle değil mi? Çekirdeklerdir. Eğer gelecek yoksa, gelecek kastedilmiyorsa niçin ağaçların çekirdekleri var? Çekirdeği yapan gelecek baharı kastetmiştir. Öyle değil mi? Ha, bizim niyetlerimiz için de ustad diyor ki çekirdeklere benzer. Gelecek dünyamızın, gelecek hayatımızın en güzel delili niyetlerimizdir. O zaman niyetler geleceği aralayandır. Niyetleri kaliteli olan geleceği gayb değil, haziran gibidir. Çünkü niyetine gibi oluyor geleceği. Şöyle diyeyim. Geçmişimiz var mı? Var değil mi? Şüphesi olan var mı? Peki geçmişinizin içinde, sizin geçmişinizin içinde kim var? Siz varsınız değil mi? Tabii ya ben varım. Benim geçmişimin içinde ben varım. Peki benim geleceğimin içinde kim var? Ben varım. Geçmiş ve gelecek gayiptir ve hazırandır, mevcuttur. Kim var? Ben varım. Peki o geleceğim daha gelmedi. O geleceğimin içerisindeki hayat şekillendiren neyimdir? Niyetlerim. Şimdiki zamanı şekillendiren birinci niyet, geçmiş ve geleceğimi değiştiren ikinci niyet. Çünkü istikbal hale uğrar, maziye dökülür diyor üstad. Sen istikbale gitmiyorsun. İstikbal hale uğrar, seni ziyaret eder, çekip gider. İster inan, ister inanma. Sen şunu yapıyorsun. İstikbal hale uğruyor, niyetinle, duayla, nazarınla vesaire o gelenleri onaylıyorsun, reddediyorsun. O kadar. Başka bir methali yok. Güneş dünyamızın 150 milyon kilometre uzakta olduğu halde dünyamızın içerisine girip dünyamızı tesir ettiği gibi niyetlerimiz de geleceğimizi tesir ediyor. Veya uzakta olduğumuz halde kişilerin rüyası vasıtasıyla etkilendiğimiz gibi niyet de eşyayı öyle etkiliyor. Dua ile onun alemini değiştirdiğimiz gibi niyetler de böyle değiştiriyor. Ekranda okuduğum yerler mi? Uzaktan kumanda ile eşyayı aktif ettiğimiz gibi niyet de böyle yapar. Sirayet kanunu da niyet yapısı gibidir. 66. Var mı oradan? Birinci niyet şimdiki zamana baktığı için kitab-ı mübine. İkinci niyet ise mazi ve müstakbele baktığı için imam-ı mübine. Diğeri kitab-ı mübin. Değil mi? Ters mi söyledim? Demek ki kitab-ı mübine birinci niyet bakar, şimdiki zamana bakar. Ya kafirin geçmişi geleceği madumdur demiyor mu? Yoktur değil mi? Yok. İkinci niyeti olmadığı için yoktur. Niyet ibadetin mertebelerini ayırt eder. Yani sen niçin yaptığını, ahirette amellerimiz karşımıza çıkacak ya, onu görmek istiyor musun nasıl olduğunu, ahiretteki amel sana nasıl takdim edileceğini? Dünyada bunu görürsün. Nasıl görürsün? Niyetlerinle amelini şimdi de bilirsin. Hani ders yapmıştık münafıklık alameti. Münafık gayb değil. Münafık, münafık olduğunu bilir. Onun için sana müjdeler olsun. Sen münafık değilsin. Evinde namaz kılmayan var mı hiç? Hiç. Bakayım kaldır elini. Kim? Evinde hiç namaz kılmayan. Var mı? Yani hiç namaz kılmayan demiyorum. Hiç namaz kılmayan ayrı, camide herkesin içinde öğleyin ikindiyi kılıyor. Tek başına namaz kılmıyor ama milletle beraber namaz kılıyor, tek başına kılmıyor. Öyle bir adam var mı aramızda? Yok, hiç namaz kılmayan demiyorum. Ha. O herkesin içinde namaz kılıp tek başına iken namaz kılmamak münafıklık alametidir. Halis niyetin zemini, zikri kalbi ve tefekkürü akli hem halis niyet hem de ikinci niyettir.
Bak, halis niyetin, halis niyet var ya halis. Bir insanda halis bir niyet var senin. Yani kim de olur? Kalbi zikirle meşgul olan, aklı da tefekkürle olan bu adamın niyeti halis olur. Allah bunun niyetini kötü bile kullansa cehaletinden, Allah direkt müdahale ediyor. Niyetine göre yapmıyor, Allah rahmetiyle müdahale ediyor. Mesela ona ait delil. Deli, çocuk, hayvan, ağaç. Allah onların niyeti yok, direkt müdahale ediyor, hayır veriyor. Yani bir insanın zikri kalbi var. Mesela Mehmet abi bilir. Benim talim hocam hafız. Değil mi? Yani çok temiz ama böyle şeytanlığı bilmez. Değil mi? Şeytanlık. Ömründe hay yalan. Yalan bilmez. Mesela ben bir defa ona bir şaka yaptım. Dedi ki bana şaka da yalan olmamalı. Resulullah der ki aleyhissalatü ben de latife yaparım ama doğru yaparım. Ondan sonra daha yapmamaya çalışıyorum yani. Onda hile, hurda, istesi de yapamaz. Böyle bir donanım vermemiş. Ha ne anlatacağım? Şimdi bu insan devamlı kalbi, zikri 5-6 cüz okuyor değil mi günde? Rahat. Ha 5-6 cüz okuyor. Bunun zikri kalbi var. Tefekkürü akli o kadar yok az. Risale onun gibi. Fakat pek beceremiyor dünya hayat vesaire. Allah direkt müdahale ediyor. Seyrediyoruz. Yani zikri kalbi ve tefekkürü aklı olanın yani ikisi birleşirse yani tefekkür edersen kısacası bu elim bunu da çalıştırırsan bu neyle çalışır? Zikirle ibadetle. İki şeyle çalışır. Evrakla, eylemle, ibadetlerle çalışır. İbadet ve zikirle. Bu okuyarak, tefekkür ederek. Bu ikisi cem oldu mu? Bu halis niyet. Diyelim ki bu halis niyet olduğu halde gene yamuk yumuk yani iyi beceremedin aldatır. Allah direkt müdahale ediyor. Burada müdahale var. Yani hayır yapıyor seni hiç merak etme. Niyet ibadetin mertebelerini ayırt eder. Yani niçin yaptığını çok iyi bilirsin. Ben bu amel. Mesela ben bu derse oturdum. Niçin yaptığımı ben bilirim kardeşim. Sen bilemezsin beni. Ben bilirim. Riyakarlık mı yapıyorum? Veya vazifemi mi yapıyorum? Veya ders mi yapıyorum? Şöhretin peşinde miyim? Başka şey. Ben bilirim. Ya bilmiyorum. Hayır bilirim. Öyle bir şey yok. Bilmediğim şeyde de mesuliyet yoktur zaten. Bilir. Kişi bilir. Bilir. Ben bunu yapan bir insanım. Realiteden bahsediyorum. Sizin yanınızda oturup da burada hakkında konuşmuyorum. Buradayken söylüyorum. Ben riyakar mıyım? Şöhret peşinde miyim? Davayı mı anlatmaya çalışıyorum? Size istifade ettiğime gayret mi ediyorum Allah için? Ben bilirim. Ben, burada oturan bilir yani. Onun için niçin dedim? 68'i için söylüyorum. Niyet ibadetlerin mertebelerini ayırt eder. Kulun sırrıdır niyet. 70. Ahiretteki amellerinin keyfiyetlerinin öncül habercisidir. Ahirette karşımıza çıkacak amellerimiz var ya. Onlar nasıl ameldir? Bilmek istersen öncül habercisin. Önceden sana haber veriliyor. Sen bu ameli şunun için yapmıştın. Biliriz. Biliriz kardeşim. Parayı niçin verdiğimizi biliriz. Bir kilo elma alırsın garibana, içine kendini koyarsın. Bilirsin. Allah için de yaptığını da bilirsin. Allah için yapın alameti bir eli verir, öteki eli görmez. Allah için yapmayan bir eli verir, 7 mahallede öter. Bir yumurta yapar, 7 mahallede bağırır tavuk. Allah için vermedin kardeş. Yalan söylüyorsun. İnsan bilmediğini irade ve niyet edemez. 72. Kafirin, münafığın birinci niyetleri var fakat sır ihlasları yoktur. 73. Niyetin anahtarı var ya niyeti açacağız. Yakindir. Mevzuyu ne kadar bilirsen, mevzuya ne kadar yakın olursan, niyet. Mesela diyelim ki bu derse gelen adamlar, arkadaşlar, kardeşlerim, sizler ne kadar meşgul olmuş ya sitede mesela ta uzaktan da gelen de var. Bursa'dan gelen de var gördüm. Yazın daha yurt dışından da gelen var.
geliyor vesaire. Şimdi bu adam geliyor, niyet ediyor. Bunun niyetinin sebebi yakindir. Yani daha önce biliyor vesaire. Bu işi ben sitede eskide keşke bugün de yapsaydım. Niyet devam edilecek dese. Ha, adam yakin. Ha, bu işe yakini var. Alakası var. Ondan sonra niyet ediyor. Niyette vücud harcı geliyor. Niyetin anahtarı yakindir. Yakinin anahtarı ise yani bundan tevekküldür. Tevekkülün anahtarı da haf ve muhabbettir. Korku aklidir. Haf kalbidir. Korku Allah'tan uzaklaştırır. Allah'tan korktuğu için adam din, min, iman falan mezarlıklardan, camilerden kaçar. Haf ise, hafullah'ta lezzet var. Korktukça lezzet alır Allah'tan. Onun şeyi misal veriyor ustad. Bir yaşındaki çocuğun şefkatli validesinden tokat yese, ondan sonra tekrar o validesine efendim sığınması onun şefkatidir. Şey, lezzetidir. Yani validesinin sinesine yapışmak o şeydir. Haf ve muhabbet. Bak, niyetin anahtarı yakindir. Yakinin anahtarı tevekküldür. Tevekkülün anahtarı haf ve muhabbettir. Evet. Niyet tek başına bir ibadettir. Fiilde riya olur ama niyette riya olmaz. Fiilde riya yapabiliriz. Ya bunun için yaptım, bunun için verdim. Riya olur. Fakat niyetimi daha şey yapmadan içirdim mi? Ulan Allah için mi, kul için mi? Desinler diye mi yapıyorum, şey için mi yapıyorum? Artistik mi yapıyorum, bilmem ne yapıyorum? Bilir. Yani fiilde riya olur fakat niyette riya olmaz. Kişi kendini bilir. Lamicimi yoktur. Niyet ibadeti adetten ayrıdettirir. Adetten. Yani mesela ayakkabı giyiyorsun. Kafir de denk geldi, sağdan giydi. Sevap alır mı? Almaz. Normal bir adetti. Adet yani bir süreçti. Ama Müslüman onu niyeti için öyle giydi. Yani sağdan giymek lazım. O zaman adeti ibadetten ayırt eden niyettir. Bunun için giydi. Vallahi öyle denk geldi. Ha, ibadet olmaz. Bunu ne için giydin? Allah Resulü böyle yaptığı için. Size bir müjde. Hep sağdan giyiyordunuz. Niçin giyiyordunuz? Resulullah böyle yaptı. Resulullah böyle yaptı. Sonra artık ömrünüzün sonunda falan hiç böyle aklınıza gelmiyor. Hep sağdan giyiyorsunuz. Sebap var mı? Var tabii. Aynı. Çünkü niye? Sen sağdan giymeyi Resulullah'a uymak için alıştın. Ondan sonra niyet etmesen bile fıtri bir niyetin var. Tamam. Bazı ameller niyetsiz de olabilir. Cihat. Mesela cihat senin niyetinle olmuyor ki. Pat diye devlet bir savaşa girdi. Cihatta şehit olmak veya abdeste Hanefi mezhebinde abdeste niyet farz değil. Denize düşen bir boğulan efendim şehittir. Dört mezhebinde de böyledir. Boğulan abdeste niyet etmeksizin şehit olması gibi. Çünkü niyette abdeste niyet farz değil. Tamam mı? Abdestin farzı kaçtır? 4. Niyet var mı? Yok. Dolayısıyla suya düşen niyet etmese bile şehittir. Ya ya Rab niyet eyledim şehit olmaya diye der mi? miras mesela anne babandan vesaireden şuradan buradan kaldı. Niyetsiz miras kalır. Bu da niyete bağlı değil. Yani bazı fiiller var ki niyete bağlı değil. Bir şeyin aslına bakan yönüne ihlas, bir şeyin nesline bakan yönüne niyet denilir. Kitap okuyanlar için bu çok önemli bir anahtar bu. Olayları Allah ile izah edersen, yani buna nokta istinat denilir. O olaylara nokta istinat ruh olur, ihlas. Eğer, şöyle diyeyim, şöyle yapayım. Kardeşim, sen niye bunları yapıyorsun? Yani bunlar bu işleri niçin yapıyorsun? Bir şeyle izah edeceğim değil mi? Allah böyle dedi. Allah böyle dedi. Bu ihlas amelimin ruhu budur. Peki niye böyle böyle kaçıyorsun böyle? Ahiretin şartları bu. Yani olayları insanın
nokta istinadı, bak dayanak noktası, bak koltuğa dayanak noktası. Buna nokta istinad denilir. Mazimiz Allah. Buna ihlas. Bir de bunu niye yapıyorsun? Kardeşim ahiret var ya. Olur mu hesap var ya? Haşir meydanı var. Bir karış güneş aşağı inecek ya. Cennet cehennemin karşısında hesap verilecek. Ya olur mu ya? Bunu yapmam tabii ya. Yapar mıyım ya? Haramdır ya. Ya haktır ya. Kul hakkıdır. Tartma. Kardeşim kul hakkıdır falan. Niçin kul hakkından korkuyorsun? Ahiret. Olayların geleceğine bakarak, ki buna nokta istimdat denilir. Geleceğe doğru, gelecek hayata göre olayları yorumlarsanız bunun adı niyettir ve fiilin hayatıdır. Mazisiyle izah edersen fiilin ruhudur, o da nokta istinaddır, Allah'a imandır. Mesela uygulayayım bir tane daha. Mesela evde huzur yok. Kavga, gürültü, kırla gidiyor. O ona hakaret ediyor, buna şey gidiyor. Sebebi ne biliyor musun? İmanı bil ahiret oraya hükmetmiyor. Eğer ahirete iman eve hükmederse o evde huzur olur. Çünkü niye? Allah'a ve ahirete iman eden ve yakini olan bir insan haddini bilir. Haddini bilen hududunda kalır. Ondan sonra hanımın hakkını bilir, çocuğun hakkını bilir, kızın hakkını bilir. Akıllı ve uyanık olan, akıllı ve uyanık olan anne babası sağsa asla yanından eksik etmez. Şemsiye gibidir çünkü bela musibet ondan dolayı korunur. Şimdi evde Allah ve ahiretten korkan, ya küçük bir hukuku var, hanıma bağırması lazım, demesi lazım falan. Ama çocuklar moral bozulacak ya, orada şey bir sürü kişiler var. Küçük bir hakkımı arayayım diye. Evdeki huzuru tarımar ediyor. Bu işte vicdana uygun. Ahirete uygun. Peki tamam, hakkını ondan aldın. Peki bu çocuklara hakkını nasıl vereceksin? Buradan iki tane alacağı aldın. Ama o çocuklara 5-6 vereceksin şimdi. Eğer insan ahirete inanırsa, bu hayacı eşim ahirette de refikayı hayatımdır. Benim de sonsuz hayatımda da eşim olacak. Şimdi bakma böyle eksik olduğuna, nakıs olduğuna. O kadar harika yaratılacak ki. Hurilerden daha güzel yaratılacak ve bana verilecek. Dolayısıyla bu inançta hanımına bakınca cennet hurisinden daha kaliteli bakar. Böyle bakamayanlar hanımını elinden alacaklar diyeyim size. Abi kaynanayla ilgili bir şey var mı? Var. Böyle bir ders var. Kaynanana bakmak zorundasın diye bir ders var. Çünkü kaynanan Müslümandır. Evinize masum ve mazlum düşmüş, itilmiş, kalkılmış, bakılmaya muhtaç insanları bir Müslümanın Müslüman kardeşi olduğundan bakmakla mecburdur, yükümlüdür. Mektubatta anlatıyor bunu. Kaynanaya, anne babasına bakmak vicdanidir ve emridir, dinidir. Annesi hükmünde zaten. Aynen tabii. Şimdi olayları arkasından izah edersen, tamam mı? Mesela şöyle. Ya niye böyle davranıyorsun? Allah böyle dedi ya. Annene öf bile deme. İhlas. Peki tamam da yani ya ahirette sormayacak mı bunu bana? Ha nokta istemiyor. Bu da niyet. Olayın önüne doğru, geleceğe doğru, haşire doğru olay yorumlanırsa niyete göre oluyor. Olayın arka tarafı, geçmişte niyet yoktur. Niyetin özelliği gelecektir. Korku geçmişte yoktur. Geçmişten elem vardır, gelecekten korku vardır. Geçmişten korku yoktur. Niyetin de geçmişi yoktur. Niyet geleceğidir. Geçmiş ihlas, nokta istinat. Anlıyor musunuz? Niyet geçmişi düzeltmez mi? Şöyle düzeltebiliyor. Yani niyet yapıp da bir hayat kurulmuyor. Geçmişe niyetlere göre geçmişin düzelmesi ancak şöyle olur. Tövbeyle olur. Şöyle dua edersin. Razı olmadığın bütün geçmişlerimden tövbe ediyorum ya Rabbi. Tövbe olarak gözükür. O da niyet değil yani. Bak, razı olmayacağın her türlü geçmişimden sana tövbe ediyorum ya Rabbi. Ama hayatını hazırlayan, şimdiki zaman, şu andaki hayatımı bana bunu hazırlayan, ben niyet etmişim,
Ben Risale okuyacağım, Risale meşgul olacağım. Sonra Allah beni taşıdı, taşıdı, karşınıza getirdi. Yani geçmişe ait tövbe vardır. Korku geleceğe aittir. Geçmişe ait değil. Geçmiş olan nereden yaptık ya? Nereden dedik ya? Nereden gittim? Nereden seyrettim? Teellüm var, elem var. Ama gelecekten ise korku var. Ha, niyetin yönü gelecektir. Topraktan canlı olsun da kalpten çıkan niyet cansız ve ruhsuz olsun. Toprakta gübre var, toprak şey cansız, taş, toprak. Oradan çıkanlar diri olsun. Fakat kalpten çıkan niyet cansız ve ruhsuz olsun. Kıyas edin diye söyledim. Niyetler canlı ve ruhludur. Zaten amellerin hayatı niyet iledir. Amellerin ruhu neyle? İhlas. Kim dedi? Çok güzel. Aferin. Amellerin hayatı niyet. Amellerin ruhu ihlas. Amellerin hayatı niyet. Amellerin ruhu ihlas. Tamam, elhamdülillah. Dimağdaki niyet emri nisbi ve emri itibariden beslenir. Yani kuvve-i hayali ve tahayyül ve tasavvurdan beslenir. Değirmen misalimizi hatırladınız mı? Değirmen var, bilmeyenler için gösteriyorum. Değirmen, mısır veya dane veya buğday atarsınız. Sabit bir taş var, değil mi? Bir de üzerinde dönem. Gar 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 25. kare olsun diye yapıyorum, gar gar. Tiyatro yapmıyorum. Gar 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 gar. Tamam. Peki içine buğday atın. Gır 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 gır. Hem taş taşı yemez hem un olur. Yoksa taş taşı yer. Bu sabit taşın adı tahayyül. Oynak tasavvur. Eğer içine katkı yapmasanız, ilim koymasanız taş taşı yer. Nasıl olur? Aha. Bak oradan birisi geçti. He? Bak sesi duyuyor musun ya? Allah Allah, nasıl duymuyorsun? Bak orada birileri var. Ha, taş taşıyor. Gar 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 gar. Hiçbir şey yok. Ne cin? Şeye benziyor. Derelerde olur şeyler, değirmenler. Rüzgar bir böyle eser, bir böyle eser, bir esmez. Rüzgar değişti şimdi. Gar gar yok. Allah Allah. Bir bakıyorsun ince esiyoruz. Yani rüzgar olayları değiştiriyor. Seni de tahayyülü ve tasavvuru şekillendiriyor. Vicdansız, çukur insana da denk gelsen, bir hoca uyduruk nam altında, cinci nam altında, ooo, ölesiye sana sihir yapılmış. Zıkkımın kökü yapılmış. Çok acayip bir şey. Sana girecek, ezir. Ne? Ölesiye sihir yapılmış. Hem de sen eski bir köprünün altından geçtin. Ulan eski köprünün altına geçmediğimiz gün mü var? Çok yakında acayip bir sıkıntı geçirdin. Geçirmediğimiz gün mü var? Hep 10 tane söyleme onu da tutar. Ya cahil oldun mu? Eşek olursak semer vuran çok olur. Bak 7 tane taş koyacağım. Dimağda kaç mertebe vardı? 7. Bak bir taş bu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu böyle. Dördüncüsü böyle. Beşinci. Birbirine aynı gelmeyen 7 taş birbirine üstüne çalışsa ve 7'si de boş. Gar gar bir tane. Gar gar öteki. Gır gır gır. Tik tik tik. Bir 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 bir. 7 tane ses çıkar ya. İşte bu. Kafadan çıkıyor kardeşim. Bir şeyden çıktığı yok. Bak bir taş böyle. Gar 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 üstündeki gır gır mi bir sürü ses çıkıyor, 7 tane ses çıkıyor. Kıpış kafadan işte. Tahayyül bir taş. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, irtizam, itikat. Ondan sonra öyle düşünüyoruz, onları çekiyoruz. Ağaçlar nasıl yağmuru çekiyorsa kanun ilahi, düşündüğün şey de var oluyor. Ne düşünüyorsanız olsunuz. Bu cümle 10 tane kitap okusanız ancak bulurdunuz. Ama nerede bulacaksın o kitap? Neyi düşünüyorsanız olsunuz. Şunu okuyacağım. Hani ne düşünüyorsanız onu başınıza gelir. Bu iyi ya da kötü fark etmiyor. Tabii tabii. Düşünsek de başımıza gelir. Tabii. Şu anda kötü hissediyor musun kendini? Şansın var mı? Öyle bir şey olamaz. Şu anda doğru düşünürken istesen de kötü hissedemezsiniz. Abi ben şu anda dersin ortasındayım ama kötü hissediyorum. O zaman derste değilsin.
İyi düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Mümkün değil. Şu anda benim kötü olmam şansı var mı? Nasıl olacak ya? Kabına sığamıyorum. Sen de öylesin ya. Şimdi bak, şu üç tane maddeyi bitirdikten sonra belki ömrümüz yetmez. Size bir yer okuyacağım. Orayı açtık. Vay, biz nereden başladık? Neyse, bir yer okuyacağım. Ondan sonra keseceğim. Kulasa. Şunu bitireyim. Dima'daki niyet, emri idnis, oraya konuştuk. Niyeti halisenin zemini irade ve zihinden beslenir. Bunu internete atılacak, bu niyet dosyası. Oradan da bakarsınız, dersi de takip edersiniz. Bir de defteriniz koyarsanız, ben ömrü verdim, sen de 45 dakika ver. Onu bu ders anlatılırken bu dosyayı da atacağım. Ondan sonra sen de böyle bir ajanda al. Küçük ajanda değil, ciddi bir şey yap. Ciddi defter al. Notlar al kendince. Aynı cümleleri yazma istersen. Ha böyle. Niyet-i halisanın zemini, yani niyet-i halisa nereden çıkar? İrade ve zihinden. İrade ve zihin nereden idi? Vicdanda. Fıtratın aklı, kulağı ve gözü olmaktır ki yönü gelecektir. Yani niyet, fıtratın gözü, kulağı, aklı olmaktır. Geleceğin en güzel delili niyet sisteminin olmasıdır. Eğer niyetimiz olmasaydı gelecek sistemimizi inşa edemeyiz. 83 bu sayfayı okuduktan sonra bir örnek vereceğim, keseceğim. Bu son şeyimiz olsun metin. Nebatatın tohumları ve çekirdekleri onların niyetleri olduğu gibi bizim niyetimiz de geçmişin hulasası ve geleceğin mukaddemesi olduğundan geleceğimizin projesi ve zeminidir. Bu cümle acayiptir. Niyeti hulasa ediyorum. Elime bakın. Geçmişin hulasası çekirdek. Geleceğimizin mukaddemesi niyet. Yani bütün geçmişim var ya, yaptıklarım, düşündüklerim, tahsilim, hulasa. Ha, bununla boyalanıyorum, bununla benim. Şimdi bu mazideki bütün sistemimle geleceği kurgulayacağım, geleceği kuracağım. Yani geleceği niyet ederken, geleceği düşünürken, geleceği yapılandırırken nasıl geleceğim olmasını isterim? Bir sürü geçmişim var, bilgim var, fiilim var, tecrübem var, var. Ha, onları toparladım. Niye yaptık Hazan? Bir sürü mazim var. Mazinin hulasası oldu çekirdek. Çekirdek ağacın başı değil mi? Mazinin hulasası çekirdek. Bu çekirdek de geleceğimin mukaddemesi. Yani geleceğimi kurgularken, geleceğimi isterken, geleceğimi hayal ederken, niyet ederken neyi kullanıyorum? Havadan olmuyor. Geçmişimi kullanıyorum. Geçmişteki yaptıklarım, okuduklarım, derse gittiklerim. Mesela adam ölecek kanser hastanede. Diyor, hemen zihnin gelecek bu dersler. Oo, o kadar işine yarayacak. O zaman beni hatırlar. Bu dersleri hatırlar. Okuduğun risaleler. Gelecek. Hiç diye gitmiyorum. Tahvili vücut, itlak-ı ruh, teptili mekan. Hepsi. Abi benim hatırıma gelmez. O ruhu hepsini. Hepsi gelir. Bu dersler hatırına gelecek. Böyle bir aleme. Artık hizmet bitti. Ücret almaya gidiyorsunuz. Adam ücret almaya kızış yapar mı ya? Adam bir ay çalıştı, maaş alacak da. Bitti. Efendim ama benim niye hizmet bu kadar? Bazısı 10 sene çalışır, bazısı 10 senelik malzemeyi bir haftada yapar. Sen de bir haftada bitirdin. Hasan Feyzi abi 20 senelik nurculuğu 2 senede yapmış. Bazısı 20 sene uğraşır, 2 seneliğe varamaz. Tamam? Demek ki niyetimiz ne? Mazinin hulasası, istikbali mukaddemesi. Şimdi ben size bir örnek veriyorum ve dersi kapatıyorum. Siyilim 3'ü açar mısın? Çık yukarıya. Yukarı 23. O aşağıdaki. Yani sayfa yukarıya. En aşağıyı göster kardeşimiz. Ha? Şu misali görüyor musunuz? Herkes görsün. Orada da gözüyor. Evet. Şimdi niyeti misallendiriyorum. Son. Uydu haşa. Anlamak için. Uydu haşa Allah'a misal. Çanak anten akla misal.
Anten ile televizyon arasındaki kablo hissiyat. Televizyonun bütünlüğü yani kutusudur, elektronik devreleridir, yani sistemi. Ruha misal. Televizyonun sıfatları yani özellikleri. Televizyon incedir, kalındır, güzel gösteriyor, göstermiyor, renklidir, siyah beyazdır. Bizim sıfatlarımıza, duygularımıza misal. Televizyonun elektriği, ceyranı bizim hayatımıza misal. Televizyonun kutusu cesedimize, bedenimize misal. Çanak antenin yönü niyetimize misal. Uydunun çanağa gelen sinyaller, uyduya bir sürü kanaldan geliyor. 20, 30, 100 tane, 500 tane kanal sinyali geliyor. Sen o şeyle, kumandayla bir tanesini seçiyorsun. Gelen sinyallerden seçtiklerinin adı da iman.